Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasa analizime hoş geldiniz. Haftanın ikinci işlem gününde bugün altın ve dolar analizimiz de olacak. Borsa analizinin hemen ardından birkaç gündür orayı es geçiyorduk. Sabah topluluk kısmından sizlere günün ilk paylaşımında bir şey yazmıştım hatırlarsanız. Altın sertifikasında bir alım fırsatı gelebilir. Yine aynı şekilde gram altın tarafında. Portföyünün %30'unu altın, altın sertifikası gibi enstrümanlarla tamamlamayanlar için bir alım mevsimi gelebilir diye yazmıştım. Ve bugün de onun ilk sinyalini aldık arkadaşlar. Altın sertifikasında bir miktar geri çekilme olduğunu gördük. O yüzden bugün altına da değineceğiz. Borsa tarafına baktığımızda ise 12 haftalık salı gününün o kötü taleyini bugün yendik. Aslında gün iyi de başlamadı. Hep satıcılığı başladı. Özellikle Bofa en iyi satıcı pozisyonundaydı. Daha sonra Info Aracı kurumu geldi. O da BOFA ile birlikte 1 milyarın üzerinde satışa devam ettiler. Ama son 1 saat kala onlar da alım tarafına geçtiler. Ve 12 hafta sonrasında yeşil bir salı günü kapanışı gördük arkadaşlar. Yani dün de uzun uzun anlattım zaten. Dünkü başlığım neydi? Enflasyon ve borsaydı. Biliyorsunuz enflasyon çok yüksek geldi. Hani Aslında %10'un da üzerinde ama... Hani o şekilde %9.99 gibi bir Temmuz ayı enflasyonu geldi ve bu enflasyonda yükselmeye devam edecek. Hani Bakan da zaten Mehmet Şimşek de bunu kabul ediyor. Hani bu zorlu bir yol ve uzun bir süreç olacak diyor. İşte böyle bir enflasyon döneminde e, dolara bakıyorsunuz. işte Merkez Bankası'nın müdahalesi var muhtemelen ki yerinde sabit e, dolar sabit olduğu için altın ve gümüş tarafında da gram altın ve gram gümüş tarafında da çok bir getiri yok. E, emlak tarafına baktığınız artık fiyatlar öyle e, artık hani şişse bile alım gücü olarak e, çok fazla kişiye hitap etmediği için orada da bir cazibe kalmadı. Yine aynı şekilde otomotivde. Yani geriye sadece borsa kalıyor arkadaşlar. E, bugün de görmüşsünüzdür belki. Bofa ve info gün boyunca vurdular. En iyi alıcı diğerdi. Onlar sattıkça diğer alıyordu. Ve en sonunda Bofa ve info da alıma geçtiler son bir saat kala. Hani insanlar çaresiz. Ve bu yüzden alım yapma gereği duyuyorlar. Halk arzlardan görüyoruz. Mesela... Ebebekle ilgili o kadar çok sosyal medyada haberler yapıldı ki işte şu kadar borcu varmış, harcı varmış vesaireymiş falan. Neredeyse rekor bir halka arz büyüklüğüyle yarın işleme başlayacak. Yani halka arzlara da saldırıyor insanlar. Yani insanlar şu anda parasını, Türk lirasını hani nereye kaydırayım derken işte ona dolara gidiyor, yok altına gümüşe gidiyor, yok işte emlak ve otomotive gidiyor. Orada da artık fiyatlar hani şişti ve alıcı da Mesela bir satıcı anında o şeyi satamıyor bir evi arabayı aynı anda hani aynı gün içerisinde satma ihtimaliniz yok. Ama borsa öyle değil. Borsada hani iki gün sonra sattığınızda iki gün sonra paranız cebinize gelebiliyor. Hani bunu da gördüler. Son bir ayda 1.1 milyon daha yatırımcı geldi. Böyle büyüyen bir diğer dediğimiz küçük yatırımcı kitlesi var arkadaşlar. Bu aslında güzel bir şey. Hala da düşük yani hani Amerika'da Avrupa'da bireysel yatırımcı oranı bizdekine göre çok daha yüksek. Eminim ki yani umut ediyorum ki bu yatırımcı oranı çok daha yükselecek. Borsada kalmaya devam edeceğiz arkadaşlar ve şöyle hemen hızlıca Borsa İstanbul ekranımızı açalım. 6565 dedik geldi, 7959 dedik geldi ve şu an 9352 hedefimiz ve bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Dünkü mum bizi biraz korkutmuştu. Sabah da böyle satıcılı güne başlayınca ve o gün de salı olunca böyle dedik ki ya bir bekleyelim köşemizde. İyi ki de beklemişiz. Sizi de böyle paniğe sevk edecek bir paylaşım yapmadım topluluk kısmından. Ne yaptım? Aracı kurum dağıtım, dağılımlarını paylaştım. İşte halk derinlik ekranlarını paylaştım. Ve çok da fazla böyle işte az önce dediğim gibi panikse paniğe sevk edecek bir paylaşımım da olmadı. 8100 en yakın destekti. Bundan üzerinde altında 2 saatlik kapanışlar gelmedikçe yükseliş trendi de devam eder dedik ve beklentimiz dahilinde de devam etti arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmadı. 9352 ara durağımız ve zirve olarak 10200'ü öngörüyorum. 10200'e geldiğinde oralarda bir şeyler yaşayma ihtimalimiz var arkadaşlar. Geri çekilmelerde 21 günlük hareketli ortalamamız 7600'dü biliyorsunuz. 7698 yani 7700 olmuş. 7700'e kadar düzeltmeler olabilir. Bu arada alt katımda bir tadilat var. Matkap sesi size kadar da geliyordur arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Arada bir böyle matkap çalıştırıyorlar. Ben bu analizi yapmak zorundayım. Artık rahatsız olacaksınız biraz. Ses size kadar gelir geliyor mu bilmiyorum ama beni şu an rahatsız ettiğini söyleyebilirim. 7700 bizim ana destek seviyemiz 21 günlük hareketli ortalama. Kaufman'da 7700 o da o civarlarda. Yani burası. Aynı zamanda bakın şurada bir trendimiz vardı bizim. Bu trendin de ana destek seviyesi olarak yine takip edeceğimiz seviye 7700. 7700'ün altında günlük kapanışlar görmedikçe hedefimiz ilk etapta 9352 daha sonra da 10213 arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hepimize. Evet ilk hissemiz Türk Hava Yolları ile başlıyoruz. %0.28'lik kayıpla günü tamamladı. Kaufman hareketli ortalamamız 249.3'tü ve bugün en düşük kaç görmüş? 249.1 yani Kaufman'a değmiş. Yukarıda da çok fazla bir hareket olmadı. 254.4 gördü. Geri çekilmelerde 249 ve onun da altında 247 21 günlük hareketli ortalama buralar. Destek seviyemiz olarak takip edeceğimiz seviyeler 269.8 yani 270 TL'de yakın direnç olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Türk Hava Yolları'nın aracı kurum dağılımını şöyle bir kontrol edelim. İlk 5 alıcı %54, ilk 5 satıcı %97. Bakın çok kötü bir aracı kurum dağılımı olduğunu görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda bugün gün boyunca da bir para çıkışı vardı. Bu matkap de beni deli edecek gibi duruyor arkadaşlar. Bayağı bir rahatsız edici bir sesi var şu anda. Umarım videoyu telef etmez bu test. Evet ilk 5 satıcıya baktığımızda %97 en iyi satıcı iş yatırım 1.7 milyon lot. Ee, en iyi alıcıya baktığımızda ise diğer var 963 bin lotla %46'sı bugünkü alımların ee, bayağı sağlam bir para çıkışı olmuş. Bugün Türk Hava gün boyunca da para çıkışı ekranında ilk sırada yer alıyordu. Şöyle hemen gelelim ikinci istemiz Hişe Cema %3.66'lık yükselişle iş bankasının peşine takıldı. Biliyorsunuz bu iş ile ilgili kap haberi geldiğinde yani yeni bir holdingleşme iştiraklerin tek çatı altında toplanması haberi geldiğinde bunun en çok iş bankasına yarayacağını ve daha sonra da büyükten küçüğe doğru diğer iştiraklara yarayacağını belirtmiştim. Bu en büyük iştiraklardan şişeceğim var. Zaten performansına da baktığımızda diğer iştiraklara göre şişeceğim. Daha iyi performans sergiledi bu kap haberinden sonra en iyi performans sergileyen ise beklentimiz dahilinde olan İş Bankası C'ydi. Ama biz biliyorsunuz banka hissesi almadığımız için onu sadece izlemekle yetindik. 53.80 ile kapattık. 55.30 direnç seviyemiz geri çekilmelerde 51.30. 21 günlük hareketli ortalama ve destek seviyemiz arkadaşlar. Bakalım bugün camda en iyi alımı kim yapmış? İlk 5 alıcı %84, ilk 5 satıcı %61. Bir para girişi olmuş. En iyi alıcıya baktığımızda Bank of Amerika'yı görüyoruz. Yatırım finansmanı görüyoruz. Gelik yatırımı görüyoruz. İyi lot almışlar. 2,5-3 milyon lot arasında. En iyi satıcıya baktığımızda ise diğeri görüyoruz arkadaşlar. 4,4 milyon lot ile. Güzel bir aracı kurumda alımı. Yani yükselişi destekliyor. Geldik TÜPRAŞ'a %1.31'lik yükselişle günü tamamladı. 149.5 hedefimiz vardı biliyorsunuz burası direnç seviyesiydi. Dün de zaten en yüksek 149.1 görmüştü. Bugün ise günü en yükseğinden kapattı mı diye bir bakayım. E, kapanış 146.8. Evet günü en yükseğinden kapattı. Yani yarın bu yükseliş devam edebilir. 149.5 seviyesi önemli olacak. Geri çekilmelerde de 135.9 ana destek seviyemiz olarak takip edeceğiz. Evet bakalım TÜPRAŞ'ta da bugün son 1 saat kala böyle bir alımlar geldi. %1.31'lik yükselişle günü kapattı. Ee, ve bir para girişi de olmuş. İlk 5 alıcı %83, ilk 5 satıcı %73. Bu para çıkışı vardı normalde ama kapanışa yakın düzeldi. En iyi alıcıya baktığımızda AK yatırımı görüyoruz. 739 bin lot. En iyi satıcıya baktığımızda e, diğeri görüyoruz. Info yatırımı görüyoruz. TEP, İş, Bankofu da yine satış tarafında görmemize rağmen bir para girişinin olduğu aracı kurumda alımı olmuş. Evet geldik Ford'a %0.76'lık kayıpla günü tamamladı. Şurada bir trend vardı acaba buraya değecek mi diye bekledim ama değmedi. Fakat iki hareketli ortalamanın da altında kapattı. 900'de Kaufman, 894'te 21 günlük hareketli ortalama var ve bu iki hareketli ortalamanın da altında kapattı. Günün en düşünden ama alımlar geldiğini de gördük 875 TL'den. Yukarıda 950 TL takip edeceğimiz direnç seviyesi olurken aşağıda 844 TL 55 günlük hareketli ortalama ve destek seviyesi. Şöyle Ford'a da bir hemen bakalım hızlıca aracı kurum dağılımına bir para girişi olmuş mu? İlk 5 alıcı %56, ilk 5 satıcı %90 bir para çıkışı olmuş. Ak yatırım 105 bin lot ile bugünkü satışların %50'sini gerçekleştirmiş. İkinci sırada HSBC var, QNB ve BOFA'yı yine satış tarafında görüyoruz. En iyi alıcı ise diğer arkadaşlar. Bugünün performansına da hisseye yansımış. Kötü bir aracı kurum dağılımı olmuş Ford'da arkadaşlar. Hafta sonunda zaten takaslarını beğenmediğimi, Cuma günü %6 yükselişi takaslar ve aracı kurum tarafından desteklenmediğini sizlere belirtmiştim. Ve beklentim dahilinde de geri geldiğini de gördük. Evet, az sorudayız. %0.69'lu kayıpla indeksin altında kaldı. 150 liralara geldiğinde bir sıkışma var. Çünkü 154.7 ana direnç seviyesi olarak Bizim de takip ettiğimiz seviye geri çekilmelerde 130 TL ilk destek seviyesi olurken yukarıda 154.7 direnç seviyesi olarak takip edeceğimiz seviye arkadaşlar. Magde'ye bakalım. Magde şu anda alda herhangi bir sorun yok. Ben Astor'un 154.7 direncini test edeceğini düşünüyorum. Oralara geldiğinde artık bir kar realizesi yapılacaksa yapılacaktır. Yapacağızdır. Evet bakalım aracı kurum dağılımıza alımımıza. İlk beş alıcı %75, ilk beş satıcı %67. Bugün eksi kapatmasına rağmen bir para girişi olmuş. En iyi alıcı Bank of America arkadaşlar. Günün son saatlerinde al yanılıyorsam bir bakacağız ona şimdi. En iyi satıcı ise diğer e şuradan son 60 dakikaya bakalım. Evet bak son 60 dakikada Bank of 3. sırada burada. Son 30 dakikaya bakalım. Yanlış mı tıkladık? Son 25 dakikaya bakalım. Evet, niye? Bir anda gitti. Tekrar açalım. Evet şöyle saat filtremize geldik. Son 30 dakika. Neyse zorlamayalım. E, para girişi olmuş arkadaşlar Astor'da. Düşüşe rağmen. Geldik Alarko'ya %1.86'lık yükseliş yaptı. E, şurada 136 TL direnç seviyesi de en yüksek %134.9 yani 135 TL e, çok yaklaşmış ve oradan bizim hedef olarak direnç olarak verdiğimiz seviyeye 1 lira Yakınından aşağıya döndü. Fakat günü yine de artı kapattı. Geri çekilmelerde 121.9-122 TL ana destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yukarıda ise 136 TL. Bugün de olduğu gibi yarın direnç pozisyonunda olacak. Dün bir arkadaş yazmıştı. Alako tavan olacak vs. Dedim ki bak böyle şeyler yazmayın. Yatırım tavsiyesi vermeyin. Bak ne oldu? Tavan olmadı. %1.86 ile kapattı. İşte biz bin kişilik bir grubuz falan filan. O gruplara çok fazla takılmayın arkadaşlar. O gruplar alıyoruz der. Sonra oradan siz alırken onun malı çakarlar. Anlamazsınız. İlk 5 alıcı %80. Tabi Alarko gibi bir hisse de öyle. Bin kişilik bir grubun böyle hisseyi kaldıracak bir potansiyeli olamaz. Bak 13 milyon lot hareket etmiş bugün. Kolay değil yani bu hisseleri böyle bin kişiyle. Bırak bin kişiyi 10 bin kişiyle zor kaldırırsın. İlk 5 alıcı %84, ilk 5 satıcı %55. Bir para girişi olmuş. En iyi para girişine neden olan kurum Bank of America. Bugünkü alımların %35'ini gerçekleştirmiş. En iyi satıcı ise diğer arkadaşlar. Güzel bir aracı kurumda alım para girişi olmuş. Evet geldik şok marketlere. Şok market bugün desteğin altına sarktı. 61.30 destekti. 58.75'lere kadar gelebilir. 60.95 de kapattı. E, yukarıda 67 35 hedefimiz var ve bu hedefin ben gelmesini bekliyorum. Ha, bu Ya buradan direkt gider ya da gelir 58 75'e bir alın fırsatı verir. Şurada olduğu gibi şuralarda olduğu gibi verir. E, hatta ben onu daha çok istiyorum. Bak elimde olmasına rağmen buraya gelirse biraz daha ekler öyle giderim yukarıya 67 35'lere diye umuyorum. Gelirse eğer. Evet bakalım şok marketlerde bugün neler olmuş? Para çıkışı olmuş mu bakalım. Evet bir para çıkışı olmuş. İlk 5 alıcı %77, ilk 5 satıcı %94. Bakın dün de aracı kurum dağılımında günlerdir para girişi olan şokta bir para çıkışı var diye belirtmiştik dünkü videoda. Bugün de devam etmiş ve hissenin performansı da endeksin altında kalmış. Yani dünkü analiz de aslında bize bugünkü hareketi söylemiş. En iyi alıcıya baktığımızda BOFA'yı görüyoruz, garanti yatırımı görüyoruz, diğeri görüyoruz. En iyi satıcıya baktığımızda ise OYAK yatırım ve deniz yatırım yani iş yatırım. Bunların hepsini topladığımızda zaten 30-30, 65, 66, 86, yüzde 86'sı bugünkü satışların şu 3 kurum tarafından gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Ee, bir para çıkışı olmuş. Neredeyiz? Ee, tekrar grafik ekranımıza döndük. Akçansa'dayız. yüzde 2.30'luk yükselişle en sonunda şu 140.1'in üzerinde bir tane yeşil mum görme. E şerefine nail olduk. Yarın da eğer bu 140.1'in üzerinde kalabilirse e şuradaki trende kadar gidecek arkadaşlar. 146.7'ye kadar gider. Geri çekilmelerde 131 TL destek seviyemiz olarak takip edeceğiz. Akçan sayı. Ee, şöyle Akçan da hemen bir bakalım. Bugün %2.5 yükseldi. Bu yükselişi teyit eden bir aracı kurum dağılımı var mı? Yok. İlk 5 alıcı %78. ilk 5 satıcı %77. Çok böyle çok iyi bir para girişi var falan diyemem. Ee, gedik yatırım var en iyi alıcı 142 bin lot. ondan sonra da satıcı tarafına baktığımızda tev yatırım var 144 bin lot. Yani buradaki en iyi satıcı en iyi alıcıdan daha fazla bile lot satmış. Yani kafa kafaya dengeli bir aracı kurum dağılımı olmuş. Bugünkü yüzde iki buçukluk yükselişi böyle çok destekleyen, şahlandıran falan bir aracı kurum dağılımı da değil arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet geldik yayla gıdaya %1.32'lik kayıpla devam ediyor. 20.92'ye kadar geri çekilebilir. Burası kavukman hareketli ortalaması. Daha önce de bak buralara geri çekilmiş. 22.50 ile günü kapatmış. Yukarıda şimdi dirençlerimiz var. Şurada bir saniye şöyle Fibo'muzu bir çekelim. Bu cumada bu Fibo'yu anlatacağım sizlere arkadaşlar. Geri çekilmelerde 20.92'yi takip edeceğiz. Yukarıda ise 26 90 takip edeceğimiz direnç serisi. Aslında 27.06 idi. Ee, orada şöyle mi yapmıştık? Bir saniye. Yok tamam 26.90. Bak bunu böyle bunları böyle uçarken almayacaksınız. Nerede alacaksınız? Şöyle düzeltmelerde. Bak düzeltme al, düzeltme al, düzeltme al, düzeltme al. Nerede al? Desteğe yaklaşınca al. 20.92. Şurada gap vardı 22.96. Burada gapı kapattığında aldım diyorsan bir parça bekle. Ben de mesela buradaki gapı kapattığımda bir parça ekledim. E şimdi ikinci parçamı nereden alırım? 20.92'den alırım. Buralardan almam. 22.50'den almam. 22'den almam. 21'den almam. Ha yukarı gidiyorsa da 26'ya benim şurada gapta aldığım, gapı kapattığı anda aldığım o 22.90'daki malım Kara geçer. Tamam Hani düşerse de senin, çıkarsa da senin. İner misin, çıkarmışsın gibi. Yani bu şekilde yapacaksınız. Hani borsada yatırım eğer trade ediyorsanız bu şekilde yapacaksınız. Uzun vadeli sepet yaparken de bu şekilde yapacaksınız. Evet yaylaya bir bakalım bugün. Yaylada kimler neler karıştırmış. Evet ilk 5 alıcı %84, ilk 5 satıcı %75. Şimdi bakalım şimdi %1,5 düşmüş ise ama en iyi alıcı yüzde ee, en iyi ilk 5 alıcı %84 ve bir para girişi olmuş. En iyi alıcı da Bank of America. En iyi satıcı vakıf yatırım ve diğer arkadaşlar. Ee, yarın bir hareket gözlemlenebilir. Tamam bak bugün aslında iyi alımlar olmuş düşüşe rağmen. Para girişi olmuş kısaca. Evet geldik Devaya %0.9'luk kayıpla. Bak şurada e, sabah açın topluluk kısmını kaç yazmıştık? E, destek olarak 86.25 yazmıştık ve bugün bakın kaç görmüş? En düşük 85.25 görmüş. Yani bizim verdiğimiz desteğin 1 lira altına da sarkmış. Mesela oraya emir girsen, 86.25'e emir girsen, alsan e, kaç kapattı bugün? Bak 86.25'te aldın, 87.60'da kapattı. Tamam yani o kapanı aldıktan sonra sen yükseldi. E, şu anda karda olman lazım. E, Tabi burada dirençler var aşılması gereken. 91.60 özellikle Biz e, daha sonra da 98.30 bu yatay direncin aşılması gerekiyor arkadaşlar. Ama 86.35'in altında 2 adet günlük kapanış görmüyorsanız, elde tutmakta fayda var. Güzel de trade imkanı veriyor arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Ben değerlendiriyorum. Genelde gün içerisinde devayı. İlk 5 alıcı %75, ilk 5 satıcı %70. Bak bugün %1 düşmüş ama para girişi olmuş. En iyi alıcı kim? Bank of America. Pardon, diğer daha sonra Bank of America ve Yapı Kredi, QNB, İş Yatırım güzel. Bak ilk 4 güzel. En iyi satıcıya baktığımızda halk yatırım var, diğer var. Anadolu yatırım, HSBC, Philip Capital var. Para girişi olmuş arkadaşlar. Endeksin geneline baktığımızda 222 milyar TL ile kapattık. Burası niye böyle? Heh, şimdi sayfa yeniledim. 222 milyar TL'lik hacimle kapattık. Sabahtan bu yana en iyi satıcı olan BOFA en iyi alıcı olarak kapattı. Endeksi 1.4 milyar TL. En iyi satıcı ise diğer oldu arkadaşlar. 1.2 milyar TL ile. Şimdi hemen para giriş çıkışlarını bir kontrol edelim sizlerle. Bu arada matkap sesi de durdu. Türk Hava Yolları analizi maalesef birazcık güme gitti. İnşallah çok çıkmamıştır ses. Evet ilk 5 kurumu seçtik. Bugün emlak konut en iyi para girişine sahip hisse arkadaşlar 197 milyon TL ile. Bu arada emlak konut ıı, kaç yaptı? Silmiş. bak %7 yaptı 9.44. Evet bir abimiz bakar mısın grafiğine demişti şöyle bir hadi bakalım. Şöyle kısaca sadece ona o da eski şey diye eski zirveyi geçebildi mi? Geçemedi maalesef. Geçemedi. şurada nerede işaret çizgimiz? şuradan seçelim. Evet eski zirvemiz 9.60 9.59 bandıydı. 9.44 ile kapattı. Bakalım geçebilecek mi? Geçecekse de geç kaldı. Yapacak bir şey yok maalesef. Hani o Ağustos ayında yapacaktı onu. Evet en iyi para girişi Emlak Konut. ikinci sırada Ereğli. Üçüncü sırada Şişe Cam. Dördüncü sırada İş Bankası. Tukaş. İz Enerji. Kardemir'de Yapı Kredi. Bimaş. Akbank. Tüpraş. Alarko. sdt Uzay. İttifak Holding. Enka İnşaat. Aselsan. Vakıf GYO. Halk Bankası. Tofaş ve Dohol diye gidiyor arkadaşlar. Diğerlerinde siz. Buradan ekran görüntüsü alıp bakabilirsiniz. Para çıkışına baktığımızda Türk Hava Yolları var. Çok para çıkışı var. Yani 229 milyon. Fena bir para çıkışı değil. Pegasus var. Hava yollarında bugün niyeyse bir para çıkışı oldu. Ee, bir haber mi geldi pandemiyle ilgili? Bilenler varsa yoruma yazabilirler. Biz de aydınlanalım. Bugün o, o kısmı takip edemedim. Katılım evim Eneria, Europower, Fordota, Odaş, Doğaş. Odaş ve Doğaş üst üste gelmiş. Türk Telekom, Atakey, Patates, Garanti, Euren, Türkcell, Koç Holding, Enerjisa, Vakıfbank, Birleşim Mühendislik, Altın Sertifikası, Kante, Sasa. Bunlarda da para çıkışı var. Bak Sasa da bugün herhalde %2 yaptı ama bir para çıkışı olmuş arkadaşlar. Evet neredeyiz? Şöyle bir bakalım. Hemen kısaca bir dolar analizi yapalım sizlerle. 26.79 dolar TL. E, hareketli ortalamasının üzerine tekrardan çıktı. 26.73'tü. 26.79 ile bu Kaufman'ın tekrar üzerine çıktı. Ya diyeceksiniz ki şimdi yani hocam ne gerek var? Doların grafiği mi vardı anlatıyorsun. Bak grafiği var aslında. Hani e, burası her ne kadar böyle Süper Mario'daki merdivenlere benzese de bak burada 55 günlük hareketli ortalamadan döndü. Gördünüz mü? Hani diyordum ya size o çaktılar ya %5 %6 dolara 23 Ağustos 24 Ağustos muydu? Merkez Bankası'nın o 750 bas puanlık faiz kararı ardından. O akşam yapmış olduğum videoda sizlere ne dedim? 25 TL'nin altını beklemiyorum dolarda. Geliyorsa da yapışın dedim ve gelmedi. Bak bunu da tekniğe göre konuştum. Bak 55 günlük hareketli ortalama o zaman kaçtı? 25-60'lardaydı ve tam da buradan döndü. Bak önce altına salladılar, silkelediler sonra götürdüler. 31.30 yolculuğu olabilir arkadaşlar yıl sonuna kadar. Evet geldik 10 Altın tarafına. Yine renksiz hayat devam ediyor 10 Altın tarafında. E, bugün de %0.58'lik kayıpla 21 günlük hareketli ortalamasına değdi. 1925 destek seviyesi ve oralarda geziniyor zaten şu anda. E, sistem ala dönmüştü günlükte ama tekrar 21 günlüğe ona için gelmiş olabilir. Eğer bunun da altına sarkıyorsa tekrar 21 günlüğün altına sarkıyorsa hoş geldiniz tekrardan 1895'ler diyebiliriz arkadaşlar. Ben konuştuk, konuştukça da düşmeye devam ediyor. Çok enteresan bir enstrüman ya. Bak şöyle aylığını açayım. Bak abi hani 2011 yılında bak 2011 yılının seviyesinde geziyor. Ya sana hiç mi enflasyon vurmadı arkadaş? Bak 2011 zirvesi. Eylül 2011. Yani kaç yıl öncesi? 12 yıl öncesi. 12 yıl öncesinin fiyatlanmasında hala yapıyor. Hani bir gün patlayacak mı? Patlayabilir ama o zaman içinde biz olur muyuz bilmiyorum. Hani patlayacak olan da 12 yıldır patlardı be. Hani ben bir 2068 dolar görmemizi hani bekliyorum. 2068'leri tekrar görecektir diye düşünüyorum. Ama daha fazlası olur mu? Bilmiyorum. Evet gram altın tarafına gelelim arkadaşlar. Orada da Kaufman'ın üzerine çıktık. 1657 idi. Şu anda 1659. Orada da şöyle bak bir Fibo kanalımız var. Müthiş bir kanal. Bunları size Cuma günü anlatacağım. Yok bu Cuma günü değil. Bu Fibo kanalı ayrı bir videoda olacak. Fibonacci düzeltme seviyeleri olacak bizim konumuz. Cuma günü. Bak bu da Fibonacci kanalı. Fibonacci düzeltme seviyeleri var. Bir de bu kanalı var. Bak müthiş. Bak geliyor destek, geliyor destek, geliyor direnç. Hatırlayın. Ee, 1725 demiştim direnç tam da oradan döndü ve bak burada tekrardan bak şunların hepsini kapatayım neredesin Heh. bak görüyor musun bak hop geliyor hop geliyor bak buraya yok diyor geliyor direnç geliyor yani ben bu kanalı çizdiğimde daha şurası oluşmamıştı tamam mı bunları e, sizlere vereceğim bu tekrardan bu kanalın ııı e, böyle altına sarkma meyili de var. Ee, yukarı çıkarsa da burada takip edeceğimiz 1780'ler olacak arkadaşlar. Evet geldik merak edilen altın sertifikasına. Altın sertifikasına ekleme yapılır mı? Bence yapılır. Ama bak günlük sata döndü. Kaufman gitti. Süper trend gitti. Nereye geliyor bu? 17.50'ler. 17.50'lere geliyor ise makas da zaten azalmış oluyor ve muhtemelen gelebilir. Buralarda ekleme yapılabilir veya buralarda portföyünün %30'u hala gram altın veya altın sertifikası olmayanlar değerlendirilir. Değerlendirebilirler. Bu seviye gelirse 17.50-17.60 ben de eklemeyi düşünürüm arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.